Masal keyfi. Çocukken tekerlekli sandalyemden nefret ediyordum. Sanki acizliğin ve farklılığın sembolüymüş gibi geliyordu. Ben de diğer arkadaşlarım gibi olmak istiyordum. Tekerlekli sandalyeye hiç oturmak istemiyordum. Aslında tekerlekli sandalyede olmak çok normal bir şeydi. Ama benim çok fazla ön yargım vardı. Benim gözümde tekerlekli sandalye kocaman metal yığınından ibaretti. Ailem beni ön yargılarımdan kurtarmak ve tekerlekli sandalyeye oturmaya kabullenmem için bir şeyler arıyordu. Bana tekerlekli sandalyeli oyuncak bebek hediye ettiler. O zamanlar 5 yaşındaydım, diyor Hannah Cockroft. Hannah Cockroft bu hediyeyi aldıktan sonra, eğer bu oyuncak bebek tekerlekli sandalyeye oturabiliyorsa ben de oturabilirim, diye düşünmüş. Hannah Cockroft birçok dünya rekorunu elinde bulunduran İngiliz tekerlekli sandalye yarışçısı. Yeri gelmişken bahsetmeden geçmek istemiyorum. Hannah Cockroft gibi engelli Türk başarılı sporcularımız da var. Sümeyye Boyacı gibi, Büşra Ün gibi. Sandalyeli oyuncaklar günümüzde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Biz de sizler için bu seneki tekerlekli sandalyeli Barbie'yi inceleyeceğiz. Barbie Fashionista 132 numaralı bebek. Bu oyuncak bebeğin yorumlarını okuduğumda bir yorum dikkatimi çekmişti. Yorumda diyordu ki, kızım büyüyünce doktor olmak istiyor, onun için tekerlekli sandalyeli oyuncak bebek çok önemliydi. İlk öncelikle tekerlekli sandalyeyi inceleyelim. Tekerlekli sandalyede ayak koyma kısmı farklı pozisyonlara getirilebiliyor. Kumaş görünümlü plastik oturma yeri var. Açılıp kapatılabilen kilit sistemi var. Böylece yokuş aşağı gitmeden durabiliyor. Ayrıca tekerlekli sandalye için tırmanma rampası var. Bebeğe gelecek olursak eğer gerçekten harika. Çünkü Barbie sonsuz hareket bebeği. El ve ayak bileklerinde, dirseklerinde, diz kapağında eklemler var. Böylece istediğiniz hareketi verebilirsiniz. Beyaz ayakkabıları var. Kot görünümlü kumaş pantolonu var. Renkli çizgili bluzu var ve güneş gözlükleri var. Sarı saati var.
Buradan engelli olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Şimdilik bizlerden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal keyfi.